Doktor? Marty, gelmişsin. Evet. Sana son icadımı göstereyim. Bu en büyük icadım. Hayatım boyunca bunu yapmayı düşünüyordum. Bu bir DeLorean değil mi? Ama ona neler yaptınız siz böyle? Bütün soruların cevaplarını bulacak. Kamerayı çalıştır. Eskişehir'i ne diyordan? Bugün de herkese merhaba. Sokaklarda halka mikrofonumuzu uzatacağız. Ve zamanda yolculuk yapmak mümkün olsaydı, geçmişi mi deneyimlemek isterdiniz yoksa geleceği mi görmek isterdiniz diye soracağız. Bakalım halktan gelen cevaplar nasıl olacak? Vallahi geçmişimi biliyorum. Herhalde uzun bir geleceğe yolculuk ederdim. Uzun bir geleceğe? Evet. Peki gelecekten beklentiniz nedir? Mesela ne yapmak isterdiniz? Hangi zamanı? Ne vardı? Ne yapmak isterdim? Dakikamın değerini hak ettiğimi düşünüyorum. Hak ettiğimi almak isterdim. Evet. Peki sizin böyle bir fırsatınız olsaydı gelecekte hangi zamanı görmek isterdiniz? Gelecekte hangi zamanı görmek isterdim? Vallahi benim şu andaki durumum Türkiye'nin çok güzel, Türk insanının çok güzel bir hayat yaşamasını isterdim. Geçmişe doğru. Geçmişe doğru. Niçin geçmişe doğru? Benim gençliğim, çocukluğum daha güzeldi. Onun peki için. Geçmişte hangi zamanlara gitmek isterdiniz? Ne bileyim hangi zamanlarda? 50'li zamanları, 40'lı zamanlarda doğduk. 40-50 yaşımda olsam çok güzel olurdu. Peki şu anki bakış açınızla geçmişe doğru gitseniz neleri değiştirirdiniz? Ekonomiyi değiştirdim en başta. Herkesin mutlu, huzurlu olmasını isterdim. Komşuluk, böyle dövüş, kavga olmasın, samimi, ne bileyim. Öyle insanlar birbirini kırmasın. Varlık olsun. O zaman kalabalıktık ama biz çok güzel geçiniyorduk bir aylık da olsa. Şimdi olmuyor. Geçmişi görmek isterdim. Geçmişi. Peki niçin geçmişi görmek isterdiniz? Geçmişte şüpheli olan çok şey var. Yani onları netleştirmek için geçmişi görmek isterdim yani. Gelecek zaten bilinecek yani. Her şey kayıt altına tutuluyor. Yani normal halk falan bilmese de yani büyük insanlar falan bilebiliyor. Ama geçmişte çok şüpheli olan şey var. Siz geçmişte hangi zamana gitmek isterdiniz? Milattan öncesine falan gitmek isterdim. Yani evet. Merak ettiğiniz nedir? Bu İskenderiye Kütüphanesi falan, oralar falan hani yakıldı ya da yıkıldı ya, öyle şüpheleniyor falan. Yani oralarda neler yaşandı ya da neler oldu bilmediğimiz daha çok şey var. Onları falan öğrenmek isterdim. Evet. Peki gelecekten beklentiniz ne? Gelecekten yani çok bir beklentim yok aslında ya. Çoğu şey tahmin edilebiliyor, bu robotlar falan, yapay zeka. Yani gelecek kötü olacak benim tahminimce, çünkü çoğu şey engellenemiyor. Yani ama umarım iyi olur her şey. İnsanların gönlünce yaşamasını istiyorum. Yani bu kadar. Geçmişe. Neden geçmiş? Yaptığım tüm hataları düzeltmek için. Geleceğe giderdim. Gelecek. Evet. Neden gelecek? Ne bileyim ben, daha iyi artık etraf. Yani her şey yolunda, yani yolları falan süper, istediğin yere gidiyorsun. Eski zamanlarda öyle bir şey yoktu yani, bir yere gidemezdik, yollar berbattı. Şimdi çok şükür çok memnunuz yani halimizden. Geçmişe giderdim. Geçmişe. Evet, değiştirme şansım var mı peki? Tabii. Değiştirme şansım varsa geçmişe giderdim. Geçmiş değiştirme şansınız varsa giderdim. Evet, geçmiş değiştirme şansım varsa geçmişe giderdim. Neleri değiştirirdiniz? Neleri değiştirirdim? Bazı savaşlara engel olabilirdim. Mesela doları düşürebilirdik belki. Güzel olurdu hepimiz için. Bilmiyorum, belki kendi faydama bir şeyler yapardım. Yani bazı seçimlerimi değiştirirdim o şekilde. Peki şu an hayatta aldığınız seçimlerden pişman mısınız? Pişman olduğunuz seçimler var mı? Pişman olduğum seçimler var. Herkesin vardır yani, benim de var. Sizin neymiş? Benim okul seçimlerimden biraz pişmanım. Başka da çok bir pişmanlığım yok sanırım o şekilde. Peki sizin gelecekten beklentiniz ne? Gelecekten şu anda pek bir beklentim olduğu söylenemez. Yani ileride bilmiyorum, belki bir şeyler olabilir. Geçmişe giderdim.
Geçmişe giderdiniz. Evet. Peki hangi zamana giderdiniz? Ne yapardınız? Geçmişten hangi zamanı görmek isterdiniz mesela? Hani hayatıma yön verecek lise yıllarıma falan gitmek isterdim. O zaman doğru kararlar verip hayatımı ona göre şekillendirirdim. Peki nasıl kararlar mesela? Ya okuduğum mesela okuldan bölümden şu an memnun değilim. Bir iş sahibi olamadım ama farklı sağlık yönünde düşünürdüm o zaman. Ne okumuştunuz? Ben kız mesleksesi okudum, giyim öğretmenliği. O zaman sağlık mesleksesi açılmıştı ilçemize. Babam göndermek istedi, gitmedim. Keşke gitseydi. Şimdi emekli bile olmuştum hemşirelikten. Şu anki bakış açınız olsaydı o zaman öyle. O zaman öyle düşünüyordum. Hani geçmişe gitme imkanım olsa onu değiştiririm. Geleceği. Neden geleceği? Geçmişte herhangi bir şey olmadığını düşünüyorum da o yüzden. Belki gelecekte daha farklı şeyler olabilir. Peki gelecekte hangi zamana doğru gitmek isterdiniz? Dünyanın daha özgür ve daha yaşanılabilir bir gelecek olduğunu isterdim. Ve o geleceğe gitmek isterdim. Geçmişi değil de geleceği merak ediyoruz tabii. Geçmişi ne yapalım? Geçmiş zaten geçmişte kaldı, bitti. Geçmiş. Evet, düşünemiyoruz bile onları. Ama gelecek tabii merak ediyoruz. Nedir ne değildir. Atatürk'ün olduğu yıllara gitmek isterdim yavrum. Çok büyük bir şeref, onur olurdu. Geleceği. Peki gelecekte hangi zamanı görmek isterdiniz? Mutlu olmayı. Mutlu olmayı. Niçin gelecek dediniz? Geçmişi artık geri döndürmemiz zamanı yok artık yani. Bir şey yok. Döndüremezsin geçmişi. O şekilde. Peki bizim de yaşadığımız zamanlar ötesinde ayrı zamanlar var. Geçmişte o zamanları merak etmiyor musunuz? Ne gibi? Mesela siz daha doğmadan önceki zamanlar. Evet. O zamanları merak etmiyor musunuz? Merak ediyorum, evet. Merak ediyorum ama dönmek mümkün değil o zamanlara. O eskiye dönmek mümkün değil eskilere. Peki gelecekle ilgili ne düşünüyorsunuz? Gelecekle ilgili insanların mutlu olmasını. Savaşsız, ne bileyim, sağlıklı, huzur. İnsanlara ben bunu isterim gelecekten. Geleceğe giderdim. Geleceğe. Evet. Ne için gelecek? Ne bileyim yani, geçmişte ne yapacağım pek. Geçmiş merak etmiyorum. Merak etmiyorum. Peki gelecekte hangi döneme gitmek isterdiniz? Gelecekte şu an hiç aklıma gelmiyor. Mesela çok uzaklara mı gitmek isterdiniz yoksa? Yani çok uzaklara değil, gene yakın bir döneme gitmek isterdim yani, sevdiklerimle beraber birlikte. Peki sizce gelecekte bizi şaşırtacak olaylar olacak mı? Olur, mutlaka olur. Olur yani, şimdi bile şaşırıyoruz her şeye. Oluyor sürekli. Olur yani. Olur diyorsunuz. Mesela ne olabilir? Ne geçiyor aklınızda? Vallahi her an her şey olabilir. Hiç aklıma şu anda hiçbir şey gelmiyor ama her an her şey olabilir yani. Çünkü şaşıracağımız çok şeyler oluyor zaman zaman. Ben şu anki halimi yaşamak istiyorum. Şu anki halimi. Anda kalmayı tercih ediyorum. Evet, evet. Peki merak ettiğiniz bir dönem yok mu geçmiş gelecekte? Geleceği çok merak ediyorum. Ama bu merakla yaşamak istiyorum. Evet, onu anlamak bile istemiyorum. Yaşa yaşa onu anlamak istiyorum. Geçmişte olabilir aslında. Geçmişte. Peki geçmişte hangi zamana doğru gitmek, görmek isterdiniz? Orada hangi olaylara şahit olmak isterdiniz? Yani... Bilmiyorum. Geçmiş dediniz. Şu anki bakış açınızda. Yani aslında geçmişte bilmiyorum. Yani geçmişi aslında yaşayıp geliyoruz buraya kadar. Aslında geleceği daha çok merak ediyorum. Ben hayatımın böyle sonucunu bilerek yaşamayı daha çok seven bir insanım. O yüzden geleceği tercih edebilirim. Gelecekte peki nereye gitmek isterdiniz? Yani mutlu olduğum, sakin hayatımı bulduğum o noktayı görmek isterdim. Peki uzak geleceği düşünürsek sizce bizi neler bekliyor? Şaşırtacak olaylar bekliyor mu? Tabii ki de bence şaşırtıcı olaylar teknolojinin gelişmesiyle birlikte ortaya çıkabileceğini düşünüyorum. Sen geçmişe gitmek isterdin. Tabii. Geçmiş mi diyorsunuz? Neden? Neden geçmiş? İşte hayat. Peki geçmişte hangi zamanınıza dönmek isterdiniz? Hayatınızın hangi kısmını? Ona bir şey diyemeyeceğim yani. Peki şu anki bakış açınızda geçmişte neleri değiştirdiniz? Çok değişiklik var. Çok değişik. Mesela bir örnek verseniz.
Ya şimdi 20-30 sene önceki durumdan şimdiki durum çok değişik. Nasıl değişik? Tabii değişik. Hayat şartları. Bak eskiden şu devlet hastanesiydi. Şimdi sağlık müdürlüğü oldu. Bak kaçıncı, üçüncü hastane oldu. Değil mi? Benim çocukluğumda 27 milyondu. Türkiye çıktı 85 milyona. Peki sizin için o zamanlar mı daha iyiydi yoksa şu an? Şu an hayat şartları pahalı. Hayat şartları çok pahalı. O yüzden çoğu istediğinizi yapamıyorsunuz. Tabii yapamıyorum yani. Yapamıyorum. Geçmişe. Niçin? Kesinlikle geçmişe. Neden geçmiş? Geçmişte neyi merak ediyorsunuz? Her şeyi. Eskiden her şey daha güzeldi. 30 sene, 40 sene önce her şey çok güzeldi. İnsanlar güzeldi, hayat güzeldi. Peki siz daha hayata gelmeden önceki zamanları merak ediyor musunuz? Etmez olur muyum? O zamanlar çok güzeldi. Miş yani, duyduğumuza göre yani. Mesela en çok hangi olayın içerisinde bulunmak? En azından insanlar dürüsttü. Sevgi, saygı vardı, komşuluk vardı, insanlık vardı. Yani bu yeterli zaten. Her şey para değil. Peki şahit olmak istediğiniz bir dönem var mı geçmişte? Vallahi 50'li dönemleri tercih ederim. Aslında ikisinde gitmek isterdim ama geçmiş olurdu sanırım. Geçmiş. Evet. Neden geçmiş? Geçmişte neyi merak ediyorsunuz mesela? Hangi dönemin içerisinde bulunmak isterdiniz? Daha stressiz belki bir hayat vardı. İnsanların hisleri, bağlılıkları daha gerçekçiydi. Teknoloji ilerledikçe bunların geri plana atıldığını düşünüyorum. O yüzden duygusal yönden biraz geçmişlik cazip geliyor. Daha cazip. Evet. Şu an fırsatınız olsa giderdiniz. Evet. Peki şu anki yaşadığımız dönem içinde düşünüyorsunuz, memnun musunuz? Ya son dönemlerde pek de memnun değiliz. İnsanlarda psikolojik bir baskı var pandeminin de getirdiği etkilerden dolayı. İnsanlar ise bağlar eskisi kadar kuvvetli değil. Çoğu insanda hatta psikolojik problemler de yatıyor. Ekonomik veya psikolojik kaynaklı. Güven duygusu eskisi kadar değil mesela. Siz sevgi, saygı, güven duygularının daha çok geçmişte kaldığını düşünüyorsunuz. Tabii, evet. Hislerin tamamen öldüğünü düşünüyorum. Peki gelecekten beklentiniz nedir? Bunu da soralım. Ha, gelecekte de umutsuz değilim yani. Daha sağlıklı olmak, daha mutlu bir şekilde ömrümün geri kalanını tamamlamak olabilir sevdiğim insanlarla birlikte. Geçmişi görmek isterdim. Geçmişte neyi görmek isterdiniz? Çok çok geçmişteki böyle nasıl diyeyim size, hani yaşayan insanların durumunu falan görmek isterdim. Niçin böyle düşünüyorsunuz? Ne bileyim, okuduğum tarih kitaplarından falan yani bu şekilde görmek isterdim. Peki gelecekten beklentiniz ne? Ne diyeyim, sağlık, mutluluk, daha güzel bir ekonomik ortam ülkemiz için. Peki sizce yani gelecekte bizi şaşırtacak olaylar olur mu? Gelecekle ilgili bir öngörünüz var mı? Gelecekte şaşırtacak olaylar olacak tabii ki, illaki ya. Olacak. Yani sağlık problemlerinden tutun da yani değişik değişik şeylerle karşılaşacağız gibime geliyor. Geleceği görmek isterdim çünkü geçmişte çok hayal kırıklığı yaşadım ben. O yüzden geleceği görmek isterim. Geçmişte hiçbir şey görmek istemem. Gelecekte hangi zamana gitmek isterdiniz? Neyi görmek isterdiniz? Yani hayatımın nasıl devam edeceğini görmek isterdim. İyi veya kötü hiç fark etmez. Görmesini isterim yani. Allah nasip ederse tabii o günleri. O günleri görmek isterdim. Peki geleceğiniz için, istediğiniz hayat için kendinizi hazırlıyor musunuz şu an? Hayır. Neden? Çünkü yani nasıl söyleyeyim size? Ümidim yok. O günlere yetişeceğimden hiç şey etmiyorum. Yani Allah hayırlısını nasip etsin diyorum. Geleceği tabii ki. Geleceği. Tabii. Neden geleceği? Geçmişimi biliyorum çünkü. Peki siz doğmadan önceki zamanları da kastediyorum. Yok. Geleceği görmek gelecek isterdim. Peki gelecekte hangi zamana gitmek isterdiniz? Gelecekte hangi zamana gitmek isterdim? Çok yakın bir zamanını mı görmek isterdiniz? Bir sene sonrayı mesela. Bir sene sonra. Peki bir sene sonra kendinizi nasıl görüyorsunuz? Özgür, hür. Öyle. Özgür, hür. İçimde kalan ukdeler, yaşamak istediğim şeyler, onları yaşamak isterim yani. Bunları yaşayacak mısınız? Evet.
İstediklerinizi yapacaksınız. Peki gelecekten beklentiniz nedir? Beklenti. Daha genel düşünecek olursak. Beklentim şu saatten sonra artık huzur, sağlık, mutluluk. Ah, başka bir beklentim yok hayattan. Geçmişi görmek isterdim. Neden geçmişi görmek isterdim? Yani anılarımız hep ortada, ondan. Şimdi. Geçmiş hangi zamanınızı beklerdiniz? 18-20 yaş arasına. Evet, tamam mı? O yıllara gittiğinizde neler görmek, neler deneyimlemek isterdim? Arkadaşlarımı özledim. Onları görmek isterdim. Yani. Peki şu anki düşüncenizle geçmişe doğru gitseniz neleri değiştirdiniz? Bunu da soralım. Ya, bizim elimizde olan bir şey değil. Teknoloji aldı başını gidiyor. Yani kimsenin engellemeye şeyi yok bu. Siz kendi özel hayatınızda. Kendi özel hayatınızda. Ya eşimek istemezdim. Mutluyum. Çoluk çocuk torunlarım var. Onlarla güle oynaya vakit geçiyor. Allah'a çok şükür. Geleceği tercih ederdi ama bu şekildeki durum değil. Yani gerçekten saygı, gerçekten sevgi, gerçekten ilim, gerçekten bilim, güzellik, mutluluk, bunu isterdim. Geçmişe dönmüş olsaydım, ilk önce bir Adolf amcanın diyeceğim, Adolf Hitler'imiz, onu öyle diyoruz. O çok çirkin bir şey. Ben insanları ayırmıyorum. Ben bütün arkadaşlarım Hristiyan benim, ben Müslümanım. Ama Türkiye'de gördüğüm çirkinlik, pislik, din adı altında Hristiyan aleminde görmedim. Geçmişe dönmek istersem Adolf amcayı durdururdum. Geleceğe giderdim. Bir sene sonraya mesela, 2023'e. Neden bir sene sonra? Belki Türkiye'nin durumunu merak ediyorum. Seçimleri kim kazanacak vesaire. Bu şekilde. Peki kendi özel hayatınızla ilgili düşünürseniz gelecekte ne yapmak isterdiniz? Gelecekte ne yapmak isterdim? Ben Boğaziçi Üniversitesi'ni kazandım bu sene. Onunla ilgili nasıl bir eğitim süreci geçireceğim onu çok merak ediyorum. Matematik bölümünü kazandım. Onunla ilgili hani merak ediyorum ne yapacağım ileride. Bu şekilde şu an. Vallahi ben şu andan memnunum ya. Hiçbir kısım. Çoğu insan değil ama ben memnunum yani. Peki merak ettiğiniz dönemler yok mu? Geçmişte veya gelecekte? Ha, gideceğin yerler falan derseniz Mısır. Mısır dönemi. Piramitleri çok merak ediyorum. O kadar. Niçin peki? Öyle merak ediyorum. Merak sadece yani. Çok eserleriniz olduğunu düşünüyorum. Sırlarla dolu olduğunu düşünüyorum. Biraz araştırma yaptık tabii de. Öyle. Geleceği. Geleceği. Peki gelecekte neyi görmek isterdiniz? Neyi merak ediyorsunuz? Neyi merak ediyorum? Yani yeni teknolojiler çıkabilir. Ne bileyim ben, mesela uçan otomobiller olabilir. Bu kadar trafikte sıkışmayız diye düşünüyorum. O dönemde olmak ister miydiniz? İsterdim. Sizce bizi gelecek için farklı yenilikler bekliyor mu? Bekliyor. Çünkü ben bu yaşımda neler gördüm neler. Çok icat gördüm. Sizce gelecekte neler olacak? Var mı görüyorsunuz? Valla o kadar çok öngörüm yok yani ama herhalde çok yeni icatlar olur diye düşünüyorum. Geçmişe galiba. Peki geçmişte hangi dönemi yaşamak istiyorsun? Gelecekte ne olacağını bilmiyorum çünkü belirsizlik olurdu. Neden geçmiş? Bilmiyorum, 21. yüzyılı beğenmedik ya. Bir 20 yıllık zaten bir saltanat dönemi var, ona denk geldik. Eski saltanatlar daha iyiydi galiba. Peki geçmişte hangi döneme doğru yolculuk yapmak isterdiniz? Orada nelere şahit olmak isterdiniz? Valla bilemiyorum ama bu ilk kuruluş dönemleri olabilir. 1071 Malazgirt. Bu zamanlardan iyidir. Öyle söyleyeyim, sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Peki siz neyi tercih ederdiniz? Geçmiş, ben gelecek mi dedim. Meraktan benimkisi yani. Merak ediyorum gelecekte nasıl bir hayatım olacak ya da Türkiye nasıl olacak falan, dünya nasıl olacak. Meraktan dolayı yani. Peki beklentiniz nedir gelecekten? Gelecekten umutluyum diyelim. Umutluyuz yani bu şekilde. Peki sizce gelecekte bizi şaşırtacak olaylar olur mu? Nasıl olaylar olur? Ya bilmiyorum, teknolojinin çok üst seviyelere geleceğini düşünüyorum ama onu pek görebileceğimizi düşünmüyorum yani yaş olarak. Onu bir 100-200 yıl sonra belki böyle. O zamanları merak ediyorum yani. Görmek istedim, oraları görmek isterdim. Geçmişi görmek isterdim muhtemelen. Geçmişte peki neyi görmek isterdiniz? Geçmişte genelde müzikle ilgilendiğim için müziğin 90'larda, 80'lerde nasıl olduğunu, şu anki müzikle arasındaki farkı görmek isterdim.
muhtemelen. Atatürk'ü görmek isterdim geçmişten. Ha, mutlaka Atatürk'ü görmek isterdim, tanımak isterdim. Öyle bir fırsatım olmuş olsaydı. Ama tabii geleceği de merak ediyorum ama bir şansım olsa. O dönemlerde daha çok neleri deneyimlemek isterdiniz? Neler? Ben hani Atatürk'ün o zaman neler yaşadığını, neler hissettiğini, o mücadeleleri yaparken ne duygular yaşadığını bilmek isterdim. Teşekkür ederim. Rica ederim. Peki siz neler söylersiniz? Eşim de aynı fikirdeyim. Geçmişte Atatürk'ün olduğu zamanları. Kesinlikle. Evet, aynen. Evet. Atatürk'ü tanımak isterdim. Peki gelecekten bekler misiniz nedir? Vallahi şu anda çok gelecekten çok umutlu değilim. Maalesef gençlerimizi, geleceğini, biz artık iyi kötü kendimizi kurtardık ama bu memleketin geleceğini çok olumlu düşünmüyorum yani. Şu anda gençlerimizin geleceğinden endişeliyim. Ben geçmişe giderdim. Geçmiş. Neden? Çünkü geleceği görmek böyle biraz tehlikeli, korkutucu geliyor bana. Geçmişte de böyle tam belki kitaplara aktarılmamış şeyler olabilir. O yüzden geçmişe giderdim. Peki geçmişte hangi döneme doğru gitmek, görmek isterdiniz? Büyük ihtimalle Kurtuluş Savaşı dönemleri. Yani en çok orayı görmek isterdim gibi. Niçin Kurtuluş Savaşı dönemleri? Çünkü o zaman böyle hani savaş dönemi, fakirlik var. Böyle çok aktarılamamış, görememiş şeyler. Bir de hani Atatürk'ü görebilmek öyle. Ben teşekkür ederim. Peki siz geçmiş mi yoksa gelecek? Ben geleceğe giderdim ya. Çünkü gerçekten bana çok korkutucu geliyor gelecek. Çünkü hiçbir şey ne olacağı hiçbir şekilde belli değil. Özellikle Türkiye'nin şu en azından böyle 2050'lerde falan ne olacağını merak ediyorum açıkçası. En azından benim yaşadığım dönemde ne olacağını merak ediyorum. Peki tahmininizce aklınızdan neler geçiyor? Gelecekte sizce bizleri neler bekliyor? Bence çok iyi şeyler beklemiyor açıkçası. En azından böyle devam ederse Türkiye biraz kötü bir hal alacak diyebilirim bence. Eskişehirlilere mikrofonumuzu uzattık ve zamanda yolculuk yapabilme gibi bir fırsatınız olsaydı geleceğe mi giderdiniz yoksa geçmişe mi giderdiniz diye sorduk. Gelen yanıtları dinlediniz. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Ben sana ne dedim? Saatte 140 kilometre!